Şapkanı indirebilirsin anneciğim. Hemen böyle kapının önünde araba. Çınar'ı beklettim. Kapıyı açtım. Öyle bindik. Çok şiddetli yağıyor. Arkadaşlar haberlerde duydum ben sabah yarısında. Çok şiddetli olacakmış bugün hava. Evet. Yüzgar olacakmış. Kimi yerlerde kar yağışı. Kimi yerlerde de işte yağmur yağışı var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oğlumu okula bırakayım. Evime. Falan bir yıkayalım. Evet, evin içi hala karanlık. Ne yazık ki. Şimdi güzelce çaycıma su koyacağım. Bunu bir kaynatayım. Bu arada bugün günlerden Perşembe arkadaşlar. Bilginize duyurulur. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? Yarın izleyeceksiniz. Evet, siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Eski sisteme geri döndüm. Neden geri döndüm? Çünkü biraz sanırım böyle çok 2 gün önceden izlediğiniz zaman bayağı bir karışıklık oluyor gibi geldi bana. Ondan dolayı da eski sisteme geri döndüm arkadaşlar. Zaten öyle yapmamın sebeplerinden bir tanesi de şuydu. İnternetin azizliğine uğradığım zamanlarda hani her daim yedekte videom olmuş oluyordu. O yüzden sizler videosuz kalmamış oluyordunuz. Ama olmuyor arkadaşlar. O şekilde de olmuyor yani. Sizler de hani yani birçoğunuz alıştı ama birçoğunuz da alışamadı. Çünkü beni hem YouTube'dan hem Instagram'dan takip edenler var. Şimdi orada örnek veriyorum. Bir örnek vereyim. Mesela orada beni pikniğe gitmiş görüyorsunuz. Hemen mesela yarın o piknik videosunu gelecek zannediyorsunuz. Dört gözle bekliyorsunuz. Ama yarın değil, ondan sonraki gün geliyor. Bu da sizleri üzüyor.
Ondan dolayı yani bu sistemi birazcık oturtturamadım. Oturtturamadığım için de arkadaşlar eski sisteme devam. Yani bugün video çekiyorum. Mesela bugün Perşembe. Bugün canlı videomu çekiyorum. Yarın izliyorsunuz videoyu. Bu şekilde devam edecek. Yağmur durdu. Ama yani öyle bir yağmur yağdı ki anlatamam size. Sabaha kadar yağdı. Sabah da çok yoğun yağıyordu. Yani sabah olduğunu bilemedik. Kalktık. Her yer karanlıktı. Güzel, yani güzeldi, berekettir yağmur. Camları falan sileceğim. Ne zamandır hep böyle yağmur yağıyor, silemiyorum. Herhalde uzun bir süre daha da silemeyeceğim gibi görünüyor arkadaşlar. Havalar çünkü hep yağmurlu gösteriyor. Yani camı silip üstüne de hemen ertesi gün yağmur yağması böyle çok üzüyor, sinir oluyorum. Ondan dolayı birazcık ara verdik. Kahvaltı hemen hiç yapasım yok. Saat 9.30, şimdi Mübiye'yi açacağım. Yani şu an canım bir şey kahvaltı istemiyor. Kahvemi içeceğim. Sonra çayımı demleyeceğim. En sonunda artık öğlene doğru da 12 gibi 12.30 gibi de kahvaltımı yaparım diye düşünüyorum. Nakit para kalmamış cüzdanımda. Bir de sabah sabah arkadaşlar bankaya gittim o yağmurda. Bankamatik var hemen evin arkasında. Oradan para çektim. Çınar'a harçlık vermem gerekiyordu çünkü. Daha Müge başlamamış ya, saat daha 9.30. Başlamamış daha. Şimdi kahvemi alacağım. Bu arada arkadaşlar diyorsunuz ki Çağla'cığım çocukla evi nasıl bu kadar derli toplu tutabiliyorsun diye. Bu arada hindiba mı içsem, tahıllı mı içsem bilemedim. Hindiba içeyim. Yani sürekli evi topluyorum. Bir de Çınar babası yokken asla salonda oturmuyor arkadaşlar. Öyle bir durumu var. Çünkü ben genelde mutfakta duruyorum. Çınar da benim yanıma geliyor gidiyor sürekli. Ondan dolayı salonda da kimse oturmadığı için salon dağılmıyor bile zaten. Zaten bizim salonu da dağıtan, oraya yiyecek içecek taşıyan Yakup. Yakup da olmayınca kim dağıtacak? Yani içerileri göstereyim. Kıskanırsınız diye göstermek istemiyorum. Şaşırıyorsunuz. Ne yapayım arkadaşlar, Yakup olmayınca burada yani doğru düzgün kimse oturmuyor. Benim de zaten bütün işlerim mutfakta olduğu için burada oturan da yok, oturan olmayınca da dağılmıyor. Bir de yani temiz de tutuyorum. Dağılan yere hemen topluyorum. Burada zaten kimse oturmadığı için burası böyle temiz ve derli toplu. Öyle yani. Mutfağımı falan da zaten ben akşamdan tertemiz toplarım, öyle yatarım. O yüzden sabah kalktığımda da mutfak dağınık olmuyor. Şahsen dün gece 11.30 gibi falan yatmadan önce baktım. Dolaplarımın üstü bayağı bir kirlenmiş. O yüzden dolaplarımın üstünü sildim. Öyle yattım. Alt üst bütün dolaplarımın üstünü sildim. Sonra makinemi boşalttım. Bulaşıklarımı yerleştirdim. Temiz bir halde bırakıp yattım. O yüzden sabah kalktığınızda da böyle mutfağı temiz bulduğunuzda İnsan zaten psikolojikmen kendini iyi hissediyor. Bu benim eski sisteme dönüp de bugün video çekip hemen yarın sabah atma durumuma çok kişi sevinecek eminim. Gerçekten eminim, çok kişi sevinecek. Video saatimiz de aynı şekilde 12 olmak üzere devam edecek arkadaşlar bu şekilde. Onu da söyleyeyim tekrardan. Ne yazık ki bazı arkadaşlar pek de mutlu değil bu durumdan. Sabah atmamı istiyorlar. Ama böyle iyi gidiyor. Şimdi hindiba kahvemi yaptım. Şöyle. Mis gibi koktu. Aynı anda zaten kaynamış suyum var. Hemen çayımı da demleyeyim. Nasıl temiz. Yıkamıştım ya. 2 kaşık yeter.
makinesinden kahve eşliğinde Müge Hanım'ı bekleyelim. Şimdi başlar zaten, o da eli kulağında. Yaptım tam omletimi sizlerle gösterecektim ama telefonum çaldı, gösteremedim. Neyse, burada bol sarımsaklı bir tarhana çorbası yaptım. Uzun zamandır yapmıyordum. Çınar gelince sıcak sıcak içsin diye. Soframı falan toparladım. Bulaşıklarımı da yerleştirdim arkadaşlar. Şu an saat 12'ye geliyor. Müge'nin de en heyecanlı kısmı ama Aleyna ile kavuşmalarını gösterecek birazdan reklamda. Yine açayım da açık dursun. Ben şey yapacağım, büyük süpürgemi çıkaracağım. Hemen böyle bir evi süpürtüreceğim. Toz alacağım. Yerleri de geldiğim zaman silebilirim. Öyle yaparım diye düşünüyorum. Yetişmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama hemen bir süpürme yapacağım. Şu an 1:30'da ya da 1:20'de falan çıkıyorlar da biraz erken çıkayım dedim. Çöplerim vardı, onları attım. Evi süpürdüm büyük süpürgeyle. Biraz acele ettiğim için tam anlamıyla sizlere çekim yapamadım. Süpürdüm, tozumu da aldım. Banyo tuvalet temiz zaten, sadece yerler silinecek. Eve gittiğim zaman da yerlere bir bile de atarım. Ondan sonra işim kalmaz, yani evin rutin temizliği bitmiş olur. Şimdi gideyim. Okulun orada beklerim, olmadı araba. Biz eve geldik. Hemen villada suyuma. Hemen villada suyumu hazırladım. İçine sadece farmasinin çok amaçlı temizleyicisinden kattım. Şu an inanılmaz derecede sabun, beyaz sabun kokuyor arkadaşlar. Ev gerçekten çok güzel kokuyor.
Tertemiz de yaptı. Şöyle. Artık iki odayı yaptım. Çınar'ın odasını da sildim. İlk orayı sildim zaten. Şimdi yatak odasını sildim. Artık şu koridoru sileceğim. Salonu, arka odayı. Hatta şöyle arka odadan gidelim. Bezimi bu arada yıkadım. Tekrardan şuradan başlayalım silmeye. Şu baskulümüzü kaldıralım. Vallahi eğer sizler de benim gibi böyle beyaz sabun kokusunu seviyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Gerçekten beyaz sabun kokulu çok amaçlı temizleyicisi. Çok güzel. Tekrardan silerek gideceğim. Hep böyle oluyor. Sizi unutuyorum orada. Sonra giriyorum, tekrardan böyle silerek çıkıyorum. O yüzden temizlik blok çekmesi gerçekten çok zahmet isteyen bir şey. Evet. Çok şükür işim bitti arkadaşlar. Her yeri bir güzel sildim. Misler gibi beyaz sabun kokuttum evimi. Tamamdır. Şurada bir sandalye yamuk mu duruyor? Allah'ım, bu simetri hastalığı ne olacak bilmiyorum ya. Evet. Her yerim mis gibi oldu. Artık bir kahve hak ettim mi? Bence hak ettim. Balkonu falan da sildim. Thank you.
seni girerle uyumakmış arkadaş. Hadi bakalım. Balkonda bir keyif zamanı artık. Hava da vallahi arkadaşlar bayağı bir serin esiyor. Bayağı bir esiyor. Vallahi şu an dünyanın en mutlu ve dünyanın en rahat kadınlarından biriyim arkadaşlar. Neden? Çünkü duş aldım. Akşam alacaktım. Sonradan vazgeçtim. Dayanamadım, girdim. Mis gibi duş aldım. Sonra güzelce şöyle saçlarımı da hazır duş almışken dedim ki fönleyeyim. Fönümü de yaptım. Üzerime de sıcacık böyle kırmızı polarımı giydim. Şimdi birazdan canlı yayın yapacağım. Herhalde bugün benim canlı yayın günüm olabilir. Hem YouTube'dan hem de Instagram'dan yapabilirim arkadaşlar. Çünkü çok fazla canlı yayın isteniyor. Hatta dün de istendi. Sadece rimel uyguladım. Yüzümde Dr. Cedet Tuna'nın aydınlatıcı kremi var. Dudağımda da yine Farmasi'nin ruju var arkadaşlar. Çok sivilcelendim bu arada. Yine burada, şurada iki tane sivilcem çıktı. Şimdi ne yapacağım? Ayağıma çorap giyeceğim. Kalın kalın da ayağıma çorap. Ay ev valla böyle soğuk değil. Sıcacık ama benim böyle bazen olur. Böyle bazen böyle polarlar, böyle kalın kalın şeyler, panduflar falan böyle giyesim gelir. Bugün de tam o günlerden birisi herhalde. Ayağıma kalın çoraplarımı giyeceğim. Bekleyin, geliyorum. Bunları giyeceğim. Çok güzel değiller mi? Evet, sonra bir annemi arayacağım. Öncelikle onunla konuşacağım. Sonra bir kahve yapacağım. Kahve içeceğim. Ondan sonra da canlı yayınlara geçiş yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çınar, şey yaptın mı anne? Evet. Kalem kutunu bak çantandan ikidir çıkarıyorsun oğlum. Yarın sabah kalem kutusuz gidersin okula. Unuturuz, ben sana söyleyeyim. Yerdeki kağıdı al anneciğim. Bir tane de hikaye kitabı alıp okuyorsun. Hadi paşam. Bir mutfağa geçeyim. Karanlık olmuş. Bayağı bir uzun sürdü duşum. Benim duş almam zaten bayağı bir saatler alır. Çok uzun çıkar ama. Yorumlarınıza falan baktım işte biraz akşam üzeri. Yorumlarınızı cevapladım. Daha sonra ne yaptım? Öyle boş boş oturdum. Biraz internette takıldım. Derken bu saate ettik. Saat kaç? Saat 7'ye giriyor arkadaşlar. Şöyle çoban gibi yere giydim kalın çoraplarımı, sıcacık valla. Ben dışarısı da, ya dışarısı tabii serin. Yağmurlu ama yani evlerimiz sıcak olmasına rağmen dışarıda öyle psikoloji bozucu bir hava var ki benim için. Ki ben yaz çocuğuyum. İkizler burcuyum. Güneşi, yazı çok severim. Kıpır kıpır bir kişilik değil. Kapalı havaları hiç sevmem. Ondan dolayı ballarım. Böyle içim bir daraldı, bunaldı. Kendimi banyoya zor attım. İyi ki de girmişim. Şu an müthiş derecede açıldım. Bomba gibiyim. Hemen bir kahveyi hak ettim. Haydi bakalım. Kahvesi yapacaktım. Son anda vazgeçtim. Nescafe'ye dönüş yaptım. Neden diye soracak olursanız Türk kahvesini akşam içmek istiyorum. Şöyle. Hatta çay da demliyorsun var. Canım çok da çay da istiyor da. Bakacağız arkadaşlar. Keşke banyoya girmeden önce çayımı demleseydim. Şimdi çıkınca da içerdim. Evet ballarım. Çınar yattı, uyudu. Ben de videomu falan işte edit yaptım. Aslında o gün dün müydü? Dün de herhalde buzdolabını temizledim. Bayağı da bir uzunmuş yani buzdolabı temizliği videosu. Aslında bugün az vlog çekip buzdolabı videosunu bugüne ekleyecektim. Ay sen Çağla, videoyu editlerken bir de baktım arkadaşlar. 55 dakikalık video çekmişim ben az çekeceğim derken. Hızlandıra hızlandıra kısalta kısalta bayağı bir kısalttım yani. Elimden geleni yaptım. Şu hızmam da kayıyor aşağı doğru. Bayağı bir kısalttım ama ne kadar da olsa uzun arkadaşlar. Şimdi yani bir 30 dakikalık da o video var. Hadi hızlandırıp da desem onu da bir 15 dakikalığa düşürsem. Bu sefer de bu video çok uzun olacak. Biraz anlamsız olacak. O yüzden buzdolabı temizliğini yarın atmayı düşünüyorum. Yarın çok böyle vlog çekmeyeyim. Bir giriş yapayım, bir de bitiş yapayım. Ortaya da buzdolabı temizliğini koyarım diye düşündüm.
En azından anlamlı bir vlog olsun yani. Çünkü eğer buna koyarsam çok karışık olacak. Kafanız karışacak yani. Neyse, daha fazla uzatmadan kendinize iyi bakın, sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum ballarım. Bir dahaki vlogta Allah nasip kısmet ederse inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.